Senektokin New York, Charlie Kaufman'ın yönetmenliğini yaptığı Senektokin New York 2008 yapımı filmini izlemeyenler için benim sözlerim bir spoiler, keyif kaçırıcı olabilir. Senektokin New York filmin kahramanı Amerika Birleşik Devletleri New York eyaletinin Senektokin adlı şehrinde Olive adındaki kızı ve Adele adındaki eşiyle yaşayan tiyatro yönetmeni sanatçı Kotar. Yine sanatçının en şanslısı olan tiyatro sanatçısı. İmaj dünyası olan postmodern dönemi metinları yoluyla herkese hakkı verilir ve ünlü olurlar. Fakat öyküleri olmaksızın ünlü olurlar. Sevilecek imajlarla iletişimi yok edilmiş bir gösteri ya da gösteriş toplumu, Society of Spectacle. İmajın, görünüşün gerçeğin yerine geçtiği postmodern dönemin insanı başka kimselerle bir türlü bir araya gelemez. Konuşma üyesi mesajlaşmalı. Adele şöyle diyor: ünlü oldum ve şimdi seninle konuşamam. Bir kimsenin yaşadığı şeyleri kısaca yaşamını ya da kendi üstünü anlatması eğer onu ödünç almayacaksa yazılı biçimli destansı kılar. Öykü tam olduğu düşünülen bir anlatı. Bu nedenle bugün kendimizi hala Homer olsun anlattıklarında bulabiliriz. Postmodernizm, imaj ve gerçek arasındaki farkın unutulmasıdır. Gerçeğin gölgesi yoktur ifadesinde kendisini bulan postmodern durum, Jean Baudrillard'ın Simülakırlar ve Simülasyon kitabında tanımlamasıyla simülakra ya da gerçeğin yerini almış görünüm demektir. Teolojik, filozofist, mekanik ve teleolojik kozmolojiden sonra imajlardan meydana gelen bir kozmos anlayışının hakim olduğu bir dönem postmodern. Sanatın doğanın ve yaşamın yerini alma girişini, görünüşlerin gerçek yerini alma girişini postmodern tutumun göze çarpıcı özelliği. Fakat kaçınılır şeyler olan tehlike, hastalık ve dehşet sanat yapıtlarının içine doldurulmuş halde bunlardan kaçınanların hayatına geri döner. Güvenlik, hijyen ve sağlık konfor malarıyla örtülen doğa, statik hale getirilen, cansızlaştırılan, canı çıkarılan, canı çekilen, model haline getirilen doğa, sanat yapısından tekrar ortaya çıkar. Senektokin New York filmi,
Seba'nın kızı Olive'in söylüyor olduğu bir şarkıyla açılıyor. Olive şöyle diyor: orada doğdum ve orada öleceğim. İlk evliliği orada satın almayı, orada bir çocuk sahibi olmayı, en azından denemeyi umuyorum. Tatlı şek tadı ve gömüldüğümde ve öldüğümde taşra solucanları kafamı yiyecek. Hayatı korkunç şeylerden temizleme ve hijyenik bir yaşam sürme tarzının ittiği yıkım ve viranelik sanat yapısında tekrar geri döner. Kevin, tiyatro öğretmeni Kevin, Snake the Plague filmisinin kahramanı Kevin, yine bir tiyatro oyun yazarı Arthur Miller'ın Satıcının Ölümü 1949'da Arthur Miller tarafından yazılmış tiyatro oyunu. Satıcının Ölümü oyununda Willy Loman'ı canlandırmaya çalışan oyuncuya Kevin oyun provasından sonra şöyle diyor: şunu aklında tutmaya çalış. Willy Loman'ı oynayan genç bir kişi kendisinin keder dolu bir hayatının sonunda olduğunu canlandırdığını düşünür. Fakat trajedi şudur ki biz genç aktör olan senin sonunun tam bu terk edilmişlik noktasında ya da virane yerde geleceğini biliyoruz. Oyunun kahramanı Willy Loman, maddi güçler içinde bir türlü gerçekleştiremediği hayalleriyle yaşayan bir satıcı olarak meslek hayatında, aile, aşk ve ahlak yaşamına kadar birçok ayrı konuda yaşadığı çelişkiler içinde tanınmaz hale gelmiş bir kimsedir Willy Loman. Saklanmaya çalışılan şeylerin hayalleri ve yanılsamaları gösteren sanat yapıtı ve yaşam arasındaki çelişkilerde sürekli olarak ortaya çıkacağını oyunun özeti olan Willy Loman'ın şu sözü ifade ediyor: bu bahçeden yıldızı görebilmek için boynunu kırmak zorundasın. Filmden başında imajın, görünüşün gerçeğin yerine geçirilmesi ya da sanatın yaşamın yerine geçirilmesi girişimine rağmen tehlikeli ve korkunç şeylerin yaşamdan arındırılmayacağını Profesör Elke Kutzkammer ifade ediyor. Snake Dog'in ne yok filmi bana göre işte bu sahnede sonbaharın ilk günü 22 Ekim sabah 7.44'te başlıyor. Snake Dog'in kentinin radyosu Snake Dog'in ne yok radyosunun sunucusu şöyle diyor: bugün müşterefine şiir ve edebiyatta yüz mevsimini konuşmak üzere Union Üniversitesi profesörlerinden Elke Kutzkammer'le bir söyleşi yapmaktayım. Profesör Elke şöyle diyor: sonbahar sanırım genelde sonun başlangıcı olarak gördüğü için insanlar ondan söz ediyorlar. Sonbaharın başlangıcı Ekim günlerin soğuduğu ve yaşayan şeylerin öldüğü zamana denk gelir. Ekim
bir melankoli ayı ve belki de onu güzel yapan da bu. Profesör Elke Rainer Maria Rilke'nin Sonbahar Günü başlıklı şiirinin bir kısmını paylaşıyor orada. Ben bu şiiri sizin için tam bir şekilde Türkçe çevirerek sizinle paylaşmaya değer buldum. Rainer Maria Rilke Sonbahar Günü. Tanrım, vaktidir şimdi, çok müthişti yaz. Düşür gölgeni güneş saati üzerine, serbest bırak rüzgarlarını ve gönder karaya onları. Emret o son meyvelerine olgunlaşmayı ve kusursuz dolgunluğa ulaşmaları için ver onlara ak yelim iki zarif gününü daha ve sülükle son tadı sert şarap içine. Kimin ki şu anda evi yok asla olmayacak. Kim ki yalnız, yalnız kalacak. Yorulmak bilmeden okuyacak, oturacak. Akşam çökünce üzülmek var yazacak. Akşam çökünce üzülmek var yazacak. Ve etrafında kuru yapraklar saplanırken o yollarda volta atacak. Bir kez daha. Kimin ki şu anda evi yok asla olmayacak. Kim ki yalnız yalnız kalacak. Yorulmak bilmeden okuyacak, oturacak. Akşam çökünce uzun mektuplar yazacak. Ve etrafında kuru yapraklar savrulurken o yollarda volta atacak.